Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Videoma başlamadan önce Türkiye'de yaşanmış olan büyük deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu arada hastanede yatan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Rabbim bizlere bir daha bu acıyı yaşatmasın. Gerçekten çok üzgünüz. Ve içimizden bir şeyler yapmak gelmiyor aslında ama sonuçta bu da bizim bir işimiz ve işimize geri dönmek zorundayız. Video attığımız için bazen tepkiler alıyoruz arkadaşlar ama sonuçta bu da bizim bir işimiz ve sizlerin de bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Tabii ki kimsenin içinden bir şeyler yapmak gelmiyor ama sonuçta bunu yapmak zorundayız. Herkes işine nasıl döndüyse biz de işimize dönmek zorundayız. Oradaki insanlara yardım edebilmek için bu işe ihtiyacımız var bizim de arkadaşlar. Sizler de tepki göstermek yerine bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir de şu durum vardı arkadaşlar. Uzun süredir biliyorsunuz ki video atmıyorum. Ufak bir ameliyat geçirdim ve ameliyattan sonra hani ses kısıklığı yaşadım. Bunun için de çok fazla video atamadım. Artık sesim de düzeldiğine göre işimin başındayım arkadaşlar. Çekmiş olduğum videoma artık başlamak istiyorum. Bugün sizler için büyük boy kurabiye tarifim var. Dev kurabiye de diyebiliriz. Tek tek uğraşmak yerine tek seferde hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Oldukça lezzetli bir kurabiye oldu arkadaşlar. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz tarifimizin hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 250 gram oda ısısında tereyağımı aldım. 250 gram şekerimi içerisine ekliyorum. Yağımı ve şekerimi iyice karıştırıyorum ve şekerimin erimesini sağlıyorum. İsterseniz normal şeker yerine pudra şeker de kullanabilirsiniz. Yağımızı ve şekerimizi iyice yoğuralım. Şekerimiz iyice erisin. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. İçerisine bir adet yumurtamı ekliyorum. Karıştırıyorum ve yumurtamın da güzel bir şekilde karışmasını sağlıyorum. İçerisine diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir paket vanilya, bir paket karbonat ve 350 gram unumu içerisine ilave ediyorum. 350 gram un, 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı yapıyor arkadaşlar. Un için kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitrelik su bardaklarından. Evinizde bulunan klasik su bardağından. Unumu da ekledikten sonra güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar damla çikolata içerisine ekliyorum ve elimle yoğurmuyorum arkadaşlar. Damla çikolatayı ekleyip elinizle yoğurduğunuzda damla çikolatalar eriyor ve hamurun rengi değişiyor. Bunun için kaşıkla karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurum hazır. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Bir parçasını alt kısmına, diğer parçasını da üst kısmına yerleştireceğim. 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbımın alt kısmına yağlı kağıdımı serdim. Ve kurabiye hamurumun yarısını buraya seriyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtmaya dikkat edelim. Bu şekilde kaşık yardımıyla eşit dağıtabilirsiniz. Hamurumu alt kısmına koydum. Ortasına sürme çikolata koyuyorum arkadaşlar. Kahvaltılık sürme çikolatalardan. 4-5 yemek kaşığı kadar koyup kenarlarına çok fazla gelmeyecek şekilde çikolatamı yayıyorum. Kalıbımızın büyüklüğünce açalım ve üzerine yerleştirelim. Yerleştirirken dikkatli bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin arkadaşlar. Kurabiye hamurumu yerleştirdim. Kenarlarını düzeltiyorum.
Gördüğünüz gibi cookie kurabiyem hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda 20 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı ve üzeri kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Soğuduktan sonra kelepçemi etrafından çıkartıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve harika bir kurabiye oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Kurabiyemi dilimledikten sonra artık servis etmek için hazır. Ben bu şekilde dilimledim arkadaşlar. Fakat sizler daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Bir porsiyon için oldukça büyük oldu bunlar. Büyük boy dev cookie kurabiyem gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Oldukça lezzetli bir kurabiye oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Servis tabağıma aldım. Bir tanesini alıp iç kısmının görüntüsünü sizlere de göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. İç kısmında çikolata var arkadaşlar. Biraz soğuduğu için biraz katılaştı. Soğutmadan yerseniz daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimi hazırladım. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda ve yeni tariflerimde görüşmek üzere. Herkes kendisine çok iyi baksın. Hoşça kalın.